Herkese selamlar. Borsa Mühendisliğine hoş geldiniz. Bugün sizlerle likidite oranları, borçluluk rasyoları üstünde konuşacağız ve onları anlatmaya çalışacağım. Nedir likidite oranları? 1. Cari oran, 2. Asit test oranı, 3. de nakit oran. Bunlar neyi ifade eder? Bunlar bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ve şirketin net çalışma sermayesinin iyi olup olmadığını gösterir. Yani kısacası borçluluk ödeyebilmesinin iyi ya da kötü olduğunu gösterir. Şimdi bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu likidite oranları yani borçluluk rasyoları diğer rasyolar gibi oldukça önemli kabul ediliyor ve bunu da bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Bu yüzden ben de size bugün borçluluk rasyolarını anlatacağım. Hoş geldiniz tekrar. Borçluluk rasyoları nedir? Borçluluk rasyoları yani borçluluk oranları bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılıyor. Yani ödeme gücü saptanıyor tabiri caizse. İşletmede dönem varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki ilişkiler analiz ediliyor. Likidite oranları kaç aşamadan oluşuyor? Benim size anlatacağım birinci aşama cari oran. Cari oran nasıl hesaplanır? Cari oran eşittir. Bilançodaki dönem varlıklar kalemini kısa vadeli borçlara bölerek elde edebileceğimiz bir rakamdır. Tamam, cari oranı elde ettik ama bu cari oranın ne olması gerekiyor? Cari oran benim için 1 ve 1,5 arasında olması gerekiyor. 2 de olabilir. Yani 1 ve 2 de olabilir. 1 ve 2 arasında bir oran da çıkabilir. Fakat ne 1'in altı ne de 2'nin üstü çok iyi değil benim için. Tabii cari oranın 1-1,5 arası olması gerekiyor dedim ama bu oran mesela bir şirketi hesapladığınızda cari oranı 0,80, 0,70 de çıkabilir. Bu şirketin kötü olduğunu göstermez. Sadece cari orana, asit test oranına ya da nakit oranına bakılarak bir şirket alınmaz. Bu rasyolar dediğim gibi sadece şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçüyor ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamamıza yarıyor. İkinci likidite oranımız, ikinci borçluluk rasyomuz asit test oranı. Asit test oranı daha ham, daha detaylı bir sonuç verir cari orana nazaran. Neden diye sorarsanız cari oran eşittir. Dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçların bölünmesiyle elde edilir. Ama bu dönem varlıklar kaleminde stoklar da bulunuyor. Ve bazı şirketlerde stokları eritebilme gücü sektörden sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Ve stokların nakite, paraya dönüştürülme gücü uzun bir süre alabiliyor. O yüzden asit test oranında stok kalemini çıkıyoruz. Dönem varlıklardan stokları çıkıyoruz ve ondan sonra kısa vadeli borçlara bölüyoruz. Bu da bize daha doğru bir sonucu veriyor. Cari oran baz alınırsa eğer. Ben cari orandan ziyade asit test oranını kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi stokları kısa bir sürede eritebilen bir şirket vardır ya da kısa bir sürede eritemeyen şirket vardır. Ya bunlar farklı şeyler. Stokları A şirketi mesela benim elimde su var. Su herkesin ihtiyacı. 100 milyon suyum var. Suyu eritebilirim. Nakite dönüştürebilirim kısa bir zamanda. Fakat elimde çok fazla bir ihtiyaç olmayan bir malzemeden olursa eğer, gündelik kullanıma aykırı bir malzeme olursa, o 100 milyonluk stoğumu ben kolay bir şekilde nakite dönüştürüp borçlarımı kapatamam. O yüzden asit test oranında dönem varlıklar eksi stoklar bölü kısa vadeli borçlar eşittir asit test oranını veriyor. Bu oran daha doğru sonucu veriyor. Tabii asit test oranının kaç olması gerekiyor? Asit test oranında genellikle 1-1,5 arası olursa bu da iyidir. Benim için asit test oranı 0,80, 0,80, 1,5'a kadar olumludur. Ama bu asit test oranı 0,40'ın altına, 0,30'un altına indiğinde olumlu bir durum göremiyorum ben şirketlerde. Tabii sadece asit test oranına bakılıp bir şirket de alınmaz. Bunu tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Üçüncü oranımız ise nakit oran. Nakit oran kısa vadeli borçları ödeyebilmenin çok keskin bir ölçüsü olarak kullanılıyor. Şirketin elindeki nakitlerin. Bugün borcun var ya, bugünkü borcunu ödeyebiliyor musun hemen? Nakit oran demek eşittir bu demek. Elindeki nakitleri hızlı bir şekilde borcunu ödemek için kullanabiliyor mu? Bugün benim 100 milyon borcum var. Stokları satıp ben bu 100 milyon borcu kapatamam. Ama benim elimde nakit varsa, hemen kolaylıkla paraya çevrilebileceğim şeyler varsa, nakit oran bu yüzden önemli ve borç ödeyebilme gücünün çok keskin bir ölçüsü olarak kabul ediliyor. Nakit oran da nasıl hesaplanıyor? Nakit oran dediğimiz, ben burada karışık formülü anlatmayacağım. Bilançoda yazan nakit ve nakit benzerleri kısmını
kısa vadeli borçlara bölerek bulabiliyoruz. Bu nakit oranında benim açımdan 0,50 ile 1 oranında olması olumludur. Şirket elinde çok fazla nakit tutması da iyi değil. Nakit oran gücünün düşük olması da iyi değil. Nasıl 0,50'nin altında mesela 0,40 olabilir nakit oranı. Ama bu nakit oranı gelip de 0,10 olursa şirketin bugün bir borcu çıksa elinde nakiti yok. Tamam, yatırım yapabilir, yatırımını çevirebilir ama nakit oran baz alındığında elinde nakiti yok. Dolayısıyla borç ödeyebilme gücü o an borcu çıksa o gün ödeyemez. Nakit oran bu demek. Ama nasıl ki düşük değer olumsuzsa 2'nin üstünde olan şirketler elinde çok büyük bir nakit tuttuğunu gösterir bu da. Bu şirketlerden de neyi anlayabiliriz? Demek ki şirket yatırıma harcamıyor. Çünkü hiçbir şirket elinde çok yüklü bir miktarda nakit tutmaz. O nakit parayı yatırıma çevirir ve şirketini büyütmek için uğraşır. O yüzden nakit oranın azlığı nasıl olumsuzsa nakit oranın 2'den fazla olması, 1,5'tan fazla olması da bizim için olumsuzdur. Diğer rasyolarda da bu aynı. Asit test oranında da aynı. Cari oranda da aynı. Şimdi hesaplamaları öğrettim. Kısaca bir bilgi verdim size. Nakit oran, cari oran, asit test oranları nasıl hesaplanır, nasıl yorumlanır, nedir, ne değildir onların bilgisini verdim. Şimdi de bilanço üstünden bu verdiğim bilgileri pekiştirmek adına göstereceğim size. İlk olarak ne demiştik? Cari oran. Cari oran nasıl bulunuyordu? Dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçlar. Şimdi bu Yeo Teknoloji Enerji hissesinin bilançosu. Burada verdiğim hisseler de benim alın satın diye tavsiye verdiğim hisseler değil. Tamamıyla örnek hisseler. Yeo Teknoloji'nin bilançosuna baktığımızda ne demiştik? Dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçlar. Dönem varlıklar kalemini bulduk. 1 milyar 194 milyon 492 bin 150 TL. Kısa vadeli borç kalemine geldik. Kısa vadeli yükümlülüklerine geldik. Kısa vadeli borçları 840 milyon 386 bin 52 TL. Dönem varlıkları kısa vadeli borçlara böldüğümüzde cari oranı 1,41 çıkar. Yani bu neydi? Cari oranın ne olmasını istiyorduk biz? 1 ile 2 arasında bir rakam istiyorduk. Demek ki Yeo Teknoloji cari oran açısından borçluluk ödeyebilme gücü var ve şirketin elinde net çalışma sermayesi de kalıyor. Hem borcunu ödeyebiliyor, birinin üstünde bir oran olursa hem borcunu ödeyebiliyor hem de çalışma sermayesi yaratabiliyor. Yeo Teknoloji'nin cari oranı 1,41, o yüzden olumlu. İkinci rasyomuz asit test oranı. Ne demiştik? Asit test oranı daha doğru bir sonucu verir. Çünkü stokların nakite çevrilebilme özelliği sektörden sektöre göre değişiklik gösterir. Ve bazı stoklar çok çabuk nakite dönüştürülemez. Bazı hammaddeler çok çabuk nakite dönüştürülemez. Asit test oranını bulmak için dönem varlıklar eksi stoklar bölü kısa vadeli borçlar yapıyorduk. Şimdi dönem varlıklar 1 milyar 194 milyon. Stoklarına bakıyoruz bilançoda. Stokları 92 milyon. 1 milyar 194 milyondan 92 milyonu çıkartıyoruz. Kısa vadeli borçlara bölüyoruz. Kısa vadeli borçlara böldük. Asit test oranı 1,31 rakamını verecektir bize. Bu da ne demektir? Birin üstünde olması olumlu demiştik asit test oranının. 1 ile 1,5 arasında olması makuldür. Demek ki Yeo Teknoloji 1,31 rakamıyla asit test oranından da başarıyla geçebiliyor. Buradan da borçlarını kapatabildiğini ve çalışma sermayesi yaratabildiğini görüyoruz. Kısa vadeli borcunu ödeyebilme gücü fazla. Şimdi ise üçüncü rasyomuz nakit orana geçiyoruz. Nakit oran ne demiştik? Nakit oran eşittir. Nakit ve nakit benzerleri bölü kısa vadeli borçlar. Bakıyoruz bilançodan. Nakit ve nakit benzerleri 86 milyon 957 bin. Kısa vadeli borçlar 840 milyon. 86 milyonu 840 milyona böldüğümüzde nakit oranı 0,10 çıkıyor. Bu ne demek? Şirketin bugün borcu olsa elinde nakit bulundurmuyor, nakit tutmuyor. Büyük ihtimalle bunu yatırım yapıyor, yatırıma çeviriyor ya da borçlarını kapatıyor, daha çok büyümek için harcıyor. Şirketin elinde nakit oran olarak olumsuz, şirketin elinde nakiti yok, nakit tutmuyor. Buradan bu izlenime varabiliyoruz. İkinci örnek şirketimiz Naten. Ne demiştik? Cari oran nasıl bulunurdu? Toplam dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçlar. Toplam dönem varlıkları 1 milyar 909 milyonu kısa vadeli borçlara 1 milyar 29 milyona böldüğümüzde 1,93 sonucunu verecek bize. Bu da ne demek? Naten'in cari oranı 1,93 çıkıyor. Gayet olumlu. Borçlarını ödeyebiliyor. Borç ödeme gücü çok güçlü ve çalışma sermayesini de çok güçlü bir şekilde yaratabiliyor demek. İkinci oranımız neydi? Asit test oranı. Asit test oranında nasıl bulunuyor demiştik? Toplam dönem varlıklardan stokları çıkarıyoruz. Kısa vadeli borçlara bölüyoruz. 1 milyar 909 milyondan 25 milyon 830 bini çıkarıp 1 milyar 29 milyona böldüğümüzde eşittir 1,88 oranını verecek bize. Naten'in asit test oranı çok olumlu. Demin baktığımız Yeo Teknoloji hissesinden
çok çok daha olumlu. Bu şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü Yeo Teknoloji'den çok daha fazla. Üçüncü, nakit oran demiştik. Nakit oran, nakit ve nakit benzerleri bölü kısa vadeli borçlar. 630 milyonu 1 milyar 29 milyona böldüğümüzde 0,61 gibi bir oran çıkıyor Naten'de. Bu da nakit oranını ifade ediyor. Yani bugün bir borcu olsa onu ödeyebilecek elinde, kasasında çok güçlü bir miktardan nakit bulunduruyor Naten. Biz cari oranı kaç olmalı demiştik? 0,50 ile 1 arasında olması makuldü. 0,40, 0,60 da olabilir. Onlar da makul. Cari oranı 1 ile 2 arasında olması lazım. Asit test oranı da 1 ile 1,5 arasında olması gayet olumlu. Bu borçluk rasyolarının altında da olabilir. Mesela cari oranı 0,70 olan bir şirket, asit test oranı 0,60 olan bir şirket, işte nakit oranı 0,30 olan bir şirket alınmaz demek değil. Şirket sadece bunlara göre alınmaz. Dediğim gibi bu rasyolar bize bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığı kanısına varmamızı sağlar. O yüzden bu borçluk rasyoları önemli. Umarım faydalı olmuştur. Bu ve bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve çok daha fazlasından anında haberdar olmak için Borsa Mühendis kanalımıza abone olup bizi takip edip bildirim zilini açıp bu ve bu tarz bilgilendirici finansal okuryazarlık adına, kendinizi geliştirmek adına videolardan faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.